Merhaba, ben Nesibe. Yeşilin Elinden YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu bölümde sizlerle dışı çıtır çıtır, kat kat, içi tel tel ayrılan, mis gibi tereyağlı kruvasanlar yapmanın en pratik yolunu paylaşıyorum. Umarım videoyu izlerken keyif alır, beğeni ve yorumlarınızı da benimle paylaşırsınız. Hamurumuz için hamur yoğurma kabının içerisine 1 su bardağı ılık süt alalım. 1 su bardağı ılık su alalım. Yarım su bardağından 1 parmak eksik sıvı yağ ekleyelim. 1 yemek kaşığı toz şeker ekleyelim. 1 paket kuru maya ekleyelim. Ve bu karışımın içerisine 1 su bardağı un ekleyip spatula ile şöyle kabaca bir karıştıralım. Üzerini bir kapakla ya da bir tabakla örtelim. Ve ön mayalanma yapmak için 5 dakika oda sıcaklığında bekletelim. Karışımın içerisine bir yumurtanın beyazını ekleyelim. Yumurtanın sarısını böreklerin üzerine sürmek için bir kenara ayıralım. Ve karışımın içerisine kalan unumuzun bir miktarını ekleyelim. 1,5 tatlı kaşığı kadar tuz ekleyelim. Bütün bu malzemeleri spatula ile güzelce karıştıralım. Hamuru spatulayla iyice toparladıktan sonra spatulayı elimizle temizleyelim ve elimizle yoğurmaya devam edelim. Ve hamuru elimizde yaklaşık 4-5 dakika hamur güzel bir form alana kadar yoğurmaya devam edelim. Ben bu videoyu çekerken sonradan eklemelerim de dahil toplamda 5,5 su bardağı un kullandım. Unun miktarı kullandığınız unun kalitesine ve yumurtanın büyüklüğüne göre değişeceği için lütfen unu yavaş yavaş ekleyin. Hepsini birden eklemeyin. Hamuru iyice yoğurduktan sonra olması gereken hamurun kıvamını görüyorsunuz. Elimizden toparlanmış bir hamur ama aşırı sert bir hamur değil. Hamurun üzerini kapatalım ve ılık bir ortamda yaklaşık yarım saat 40 dakika kadar hamuru mayalandıralım. Hamur artık yeterince mayalandığı zaman elimizle kabaca birkaç kere yumruklayarak hamurun havasını alalım. Tezgaha birazcık un serpelim ve hamurumuzu tezgaha alalım. Bir bıçak yardımıyla hamurumuzu 16 eşit parçaya bölelim. Videoyu eğer buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz beğen tuşuna basıp yorumlar kısmına da küçük bir yorum bırakırsanız beni gerçekten mutlu edersiniz. Hamur parçalarını elimizle güzelce yuvarlayalım ve hepsini beze haline getirelim. Bu tarif gerçekten yapması çok pratik, çok kolay bir tarif. Hamur açmayı bilmeyenlerin bile kolaylıkla yapabileceği bir tarif. Eğer hamur açmaya cesaretiniz yoksa böyle tariflerle başlayabilirsiniz. Benim de öğrencilik yıllarında, daha hamur açmayı bilmediğim yıllarda hamura alışma tariflerimden bir tanesi de budur. Tabanını unladığımız bir tabağın içine bezelerin hepsini alalım. Ve bezelerin üzerini temiz bir bezle ya da gördüğünüz gibi bir tabakla örtelim. Bezeler kurumasın. Tezgahımızı hafifçe unlayalım ve bezelerden bir tanesini alıp merdane ya da oklava yardımıyla bir tabak büyüklüğünde açalım. Açtığımız hamurların şeklinin mükemmel olmasına gerek yok. Mümkün olduğunca yuvarlak olsun yeterli. Açtığımız hamuru düz bir tabağa alalım. Hamurun üzerine oda ısısında uzun süre beklemiş ve artık iyice yumuşamış olan tereyağından hamurun her tarafına gelecek şekilde güzelce sürelim. Bu tarifte toplamda 100-150 gram kadar tereyağı kullanıyoruz. Tezgahı yine birazcık unlayalım ve bir diğer bezeyi yine merdane ile tabak büyüklüğünde açalım. Açtığımız bezeyi bir önceki sefer yağladığımız bezenin üzerine koyalım. Gördüğünüz gibi şekli mükemmel değil ya da büyüklüğü tam olarak aynı değil. Böyle büyüklüğü aynı olmadığı zaman üstteki bezin kenarlarından çekiştirerek benzer formu verebilirsiniz. Kesinlikle sıkıntı olmaz. Bu katın üzerine de yine yumuşamış olan tereyağından iyice sürelim.
Kruasanı kat kat yapan ve bütün katlarının tel tel ayrılmasını sağlayan ve dışının da çıtır çıtır olmasını sağlayan şey tereyağı. O yüzden lütfen tereyağını katmanların arasına aşırı ince sürmeyin. Çok kalın da değil ama gördüğünüz gibi hatırı sayılır bir miktarda tereyağı kullanalım. Bütün hamurları böyle tek tek açıp aralarında yağlayarak hepsini gördüğünüz gibi kat kat sıralayalım. En son hamuru da koyalım. En son koyduğumuz hamurun üzerine yağ sürmeyelim. Ve hamurları bu halleriyle buzdolabına ya da derin dondurucuya koyalım. Eğer buzdolabına koyacaksanız en az 1-1,5 saat buzdolabında bekletmenizi tavsiye ederim. Ben derin dondurucuya ya da buzluğa koymanızı tavsiye ederim. Çünkü o zaman katların arasındaki yağlar çok daha iyi donuyor. O zaman kruvasanınızın katları çok daha belirgin oluyor. Eğer buzluğa ya da derin dondurucuya koyacaksanız o zaman yarım saat 40 dakika kadar orada bekletmeniz yeterli. Ben videoyu çekerken yarım saat buzlukta beklettim. Tezgahı unlayalım ve hamur katmanlarını tezgahın üzerine alalım. Hamuru önce ellerimizle yavaş yavaş gördüğünüz gibi ortadan kenarlara doğru genişletelim. Hamurun katlarını görüyorsunuz. Aradaki tereyağları da buzlukta güzelce donduğu için çalışması çok kolay olacak ve elde ettiğimiz kruvasan da çıtır çıtır kat kat olacak. Hamuru biraz genişlettikten sonra merdane yardımıyla hamura aşırı kuvvet uygulamadan hafif hareketlerle hamuru mümkün olduğunca genişletelim. Arada bir hamurun yüzeyini unlayıp hamuru ters düz edelim. Aksi takdirde hamur tezgaha yapışır. Hem de biz merdane ile hamurun üst katmanlarını açarken gördüğünüz gibi alt katmanlar daha küçük kalıyor. O yüzden ara ara hamuru alt üst edip bütün katmanların eşit şekilde büyümesini sağlayalım. Hamurun eğriliklerini, büğrülüklerini elimizle gördüğünüz gibi hiç çekinmeden, korkmadan düzeltelim. Hamurun üzerine biraz daha un serpip yine merdane ile çok fazla baskı uygulamadan hamuru gördüğünüz gibi genişletelim. Eğer merdane ile çok bastırarak hamuru büyütürseniz o zaman hamurlar birbirine yapışır, katmanlar tek tek ayrılmaz. Hamur artık istediğimiz büyüklüğe geldiği zaman bir rulet ya da keskin bir bıçak yardımıyla hamuru 12 ya da 16 eşit parçaya bölelim. Ben kruvasanların aşırı büyük olmasını istemediğim için 16 parçaya böldüm. Bütün üçgen hamur parçalarını önce ters çevirelim ve sonra klasik kruvasan şeklinde yani rulo halinde gördüğünüz gibi fazla sıkmadan saralım. Bu videoyu başkalarının görmesi için sosyal mecralarda paylaşırsanız ve mutfağımda hazırladığım diğer lezzetlerden anında haberdar olmak için kanalıma abone olup zil sesini açarsanız kanalımın büyümesinde bana çok büyük bir destek vermiş olursunuz. Verdiğiniz destek için şimdiden teşekkür ederim. Bütün kruvasanları böyle hazırladıktan sonra yağlı kağıt serilmiş bir fırın tepsisine koyalım. Ayırdığımız yumurta sarısının üzerine bir yemek kaşığı su ekleyelim ve iyice karıştıralım. Ve bir fırça yardımıyla bütün kruvasanların üzerine yumurta sarısı sürelim. Yumurta sarısı sürerken lütfen çok narin hareketlerle sürün. Kabarmış olan kruvasanlarınızı söndürmeyin. Kruvasanları önceden ısıtılmış 6 üst ayar 200 derece fırında yaklaşık 30-35 dakika kadar istediğimiz kızarıklık seviyesine gelene kadar pişirelim. Kruvasanlar istediğimiz seviyede kızardığı zaman fırından alalım ve kruvasanlar artık oda sıcaklığına geldiği zaman gönlümüzce servis edelim. Gördüğünüz gibi kruvasanlarımız kat kat oldu ve her katı ayrı ayrı sayılıyor. Umarım bu kolay kruvasan tarifini beğenmişsinizdir ve siz de evlerinizde dener bu kat kat çıtır çıtır kruvasanları sevdiklerinizle birlikte afiyetle yersiniz. Beğeni ve yorumlarınızı da benimle paylaşırsanız beni çok mutlu edersiniz. Başka tariflerde buluşmak üzere sevdiklerinizle birlikte afiyetle kalın.